Haber Global Güvenlik ve Strateji Muhabiri Murat Karataş ve kameraman Ünsal Çakin, Azerbaycan'ın başarıyla sonuçlanan antiterör operasyonun ardından Hankendi'de yasa dışı Ermeni güçlerden geriye kalan izleri görüntüledi. İlk kez Haber Global'in görüntülediği Ermeni mevzilerini getireceğiz ekranlarınıza şimdi. Azerbaycan'ın yaklaşık 24 saat süren antiterör operasyonunda terör örgütünden arındırılan, Ermeni gruplardan arındırılan bir başka alandayız Haber Global ekibi olarak. Hemen altımızda görünen kent Hankendi. Buradaki mevzilerin bulunan bu noktanın dört bir tarafını sardığını görüyoruz. Burada yoğun çatışmalar yaşandı o 24 saatlik antiterör operasyonu sırasında. Biraz daha sola baktığımızda orada da Şuşa'yı görüyoruz. Yani hem Şuşa'yı hem de Hankendi'yi gören bir nokta burası. Ermeni terör grupları tarafından büyük bir karargah olarak kullanılan noktalardan biri. Biraz ilerlediğimizde işte o çatışmadan kalan izleri görüyoruz. Azerbaycanlı askerler bunları buraya toplamış. Bakın, yüksek kalibreli uçak savar mühimmatları yan yana buraya ard arda dizilmiş. Hemen yanına baktığımızda burada bir patlamamış top mermisi var. Atılmış ama patlamamış, çünkü kovan kısmı yerinde yok o top mermisinin. Burada bir el bombası var. Ancak el bombasının atıldığı ancak patlamadığı anlaşılıyor. Çünkü fünye kısmı hali hazırda içinde. Fakat kilidi olmadığına göre demek ki bu fırlatılmış, atılmış ama patlamamış bir el bombası. Onun yanında bir roket var. Daha doğrusu bir karadan karaya atılan çok namlulu roket atar sistemleriyle atılan bir roket var ki özellikle Rusya ordusu envanterinde de bulunan, çok sık bulunan bir roket sistemi. Katyuşa olarak da bilinen, kamyonetlerin arkasından atılabilen ya da daha büyük sistemlerle atılabilen roketler bunlar. İlerliyoruz şimdi kameraman Ünsal Çakin'le birlikte. Burada çok sayıda mevzi kazılmış. O mevzilere doğru giderken bakın böyle havan topu kraterleri görüyoruz. Az önce de söylemiştim, bu bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı için Azerbaycan askerlerinin burayı vurmak için kullandıkları havan toplarından bazıları işte böyle arazide kraterler oluşturmuş. Bu alanda dolaşırken dikkatimizi en çok çeken noktalardan biri de etrafta çok sayıda kullanılmış araba lastiğinin olması, hatta bazılarının yakılmış olması. Bakın burada bir yığın var. Aslında bu her tel halkası bize burada bir lastiğin yakıldığını gösteriyor. Dolayısıyla burada çok sayıda lastik yakılmış. Geriye ve ileriye baktığımda da orada yine aynı şekilde yakılmış lastiklere ilişkin külleri görebiliyoruz. Bunun tek bir amacı ve tek bir anlamı var. O da yukarıdan görüntü alınmasına engel olmak. Yani Bayraktar TB2'lerin ya da daha küçük dronların yukarıdan buranın görüntüsünü almasını engellemek amacıyla sisleme yapmak için dört bir tarafında bunun gibi lastikler yakılmış ve o yükselen dumanlar sayesinde de burası Ermeni terör grupları tarafından kamufle edilmeye çalışılmış. Ancak tüm bunlara rağmen işte şu an buradayız. Artık Ermeni askerler yok. Aldığımız bilgilere göre burada çatışmalarda 6 Azerbaycan askeri de yaralandı. Çok sayıda Ermeni terör grubu etkisiz hale getirildi ve ardından 24 saat süren o operasyon Ermeni terör gruplarının teslim olmasıyla sona ermiş durumda. Burada bir mevzi var yine. Ermeni terör gruplarına ait bir mevzi. Yukarıdan içeriye baktığımda evet, yalıtımı sağlayabilmek için, yani mevzide uzun süre barınmayı sağlayabilmek için orada naylon malzemeler olduğunu görebiliyorum. Yine bunun yanı sıra çeşitli kıyafetler, çeşitli ekipmanlar var. Tabi mevzinin dikkat çeken tarafı Hankendi. Hemen Hankendi'ne bakan bir mevzi burası. Tabi senaryo gereği Azerbaycan askerlerinin olası bir saldırısına karşı
Çok önceden hazırlanmış bir mevzi bu. Eğer bulunduğumuz alan dört bir taraftan Azerbaycan komandoları sarılırsa onlara mukavemet gösterebilmek için böyle bir mevzi hazırlanmış. Hanken diye bakan bir noktada bu mevzi, ancak dediğimiz gibi 24 saat süren o terör operasyonu sonrasında Ermeni askerler teslim olmak durumunda kalmışlardı. Bakın mevzinin biraz altına doğru baktığımızda orada yine arazide havan topu kraterlerini görebiliyoruz. Atılan havan toplarının düştükleri alanda toprakta bıraktıkları bir küçük krater. Tabii o parçalar bu alana doğru dağılmış. Buradaki Ermeni terör gruplarını etkisiz hale getirebilmek amacıyla. Bir kez daha aksi istikamete bakalım ve buradan aktaracaklarımızı sonlandıralım kameraman Ünsal Çakin'le birlikte. Hemen arkamızda Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa var. Hem Şuşa'ya hem Hankendi'ye bakan mevziler kazılmış. Ancak az önce de söylemiştik, tüm bu kazılan mevzilere rağmen, lastik yakılıp kamuflaj yapılmaya çalışılmasına rağmen o operasyon sadece 24 saat sürmüş ve ardından Ermeni terör grupları teslim olmuştu.